Sayın Cumhurbaşkanım, malumları olduğu üzere dün saat 17.40'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde kara ateş destek vasıtalarımızı kullanmak suretiyle harekat operasyonu başlatmış bulunuyoruz. Bunun akabinde saat 19.20'den itibaren de hava kuvvetlerimizin uçaklarıyla operasyonu sürdürdük, belirli hedeflere yöneldik. Daha sonra oradaki ortam müsait olduğuna karar verdikten sonra saat 21'den itibaren de hava hücum harekatıyla, yani helikopterlerle komandolarımızı belirlediğimiz hedeflere ulaşmaya başladık. Ve bunlar çok şükür kazasız belasız başarılı bir şekilde, planlandığı şekilde gerçekleşti. Ben bir kez daha şahsım, arkadaşlarım adına saygılarımı, şükranlarımı arz ediyorum. Emirlerinizi almaya hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Arz ederim. Teşekkür ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensupları, değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Mazisi şanla ve zaferlerle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün de milletimizin güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Bu tarihi mücadeleyi gerçekleştiren kahraman ordumuzla ve onun tüm mensuplarıyla iftihar ediyoruz. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla yürütülen bu mücadelede kahraman Mehmetçiğimizin karşısında dayanabilecek hiçbir güç tanımıyoruz. Türkiye, tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de mücadelesini hak, hukuk, adalet gibi insani değerlerden en küçük bir sapma göstermeden yürütmektedir. Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmektir. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız. Kahraman ordumuzun son dönemde artık doğrudan terörün merkezine yönelen başarılı harekatları bu hedefimize yaklaştığımıza işaret etmektedir. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından dün akşam Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK terör örgütüne yönelik Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonu başlatılmıştır. Karadan ve havadan sığınak, barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde icra edilen bu harekat, bölgede barış ve huzurun tesis edilmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. Burada bir kez daha ifade etmek isterim ki, ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütlerine ve teröre asla yer yoktur. Uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kahraman Mehmetçiğimizin başarıyla icra ettiği operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin kullanılması da bizim için ayrı bir memnuniyet ve iftihar kaynağıdır. Sözlerime son verirken, bu operasyonda görev alan silahlı kuvvetlerimizin kahraman personelinin her birini ayrı ayrı alınlarından öpüyor, sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Sağ olun. Biz de burada tüm arkadaşlarımızla birlikte saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.